Selamlar, ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine bir ürün inceleme videosu. Bugünkü ürünümüz tabi 3 boyutlu yazıcı değil. Yine 3 boyutlu yazıcılarla beraber birlikte çalışan özel bir ürünü tanıtacağım. Arkadaşlar yine Krelit'in çıkartmış olduğu CR Scanner 01. Evet, şimdi Krelit'in Scanner'ını inceleyelim bakalım nasıl. Elimizde bulunan Krelit'in CR Scan 1, evet, tarayıcısını şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Bakalım başarılı bir sonuç elde edebilecek miyiz? Şimdi ona bakalım. İlk olarak arkadaşlar hemen kutuyu açalım. Bakalım kutuda neler var. Kutuyu açıyoruz. Her zamanki gibi bir tane boş. Şöyle bir ayak geliyor. Ayağı geldi. Yine bir kutu boş. Şöyle bir kutu geliyor. Bu kutuda, evet arkadaşlar, ne var? Döner tabla var. Bakın arkadaşlar, turntable dedikleri döner tahta mevcut. Döner tabla. Ondan sonra tarayıcını yine bir kutuda koymuşlar. Matruşka gibi. Daha kutudan başka başka kutu çıkmıyor. Kutu içine kutu, kutu içine kutu çıkmıyor. Evet, bunu da şu şekilde takıyoruz. Başka kutu içinden başka bir şey çıkmıyor. Evet, bunları şöyle kenara koyduk. Şimdi yine scanner'ı açalım. Evet, tarayıcı çıktı. Şu arkadaşlar tarayıcı. Bunu da şöyle koyalım. Başka daha kutunun içinden yine bir kutu çıktı. Tam bir matruşka. Kutu içinden kutu, kutu içinden kutu. Ama en azından boş değil. İçinden bir şeyler çıkıyor. Aman. Evet, bunları da kıyıya köşeye atalım. Evet. İlk olarak ayağı sıktık. Ayak hazır. Ondan sonra scanner'ımızı bir montajlıyoruz. Evet. Scanner'ı da sıktık. Şu şekilde dursun. Şimdi hemen kablolama sistemine giriyoruz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz uç zaten belli. Şu şekilde montajı oluyor. Ve yanlardan vidalarından sıkıyoruz. Evet. Ondan sonra şu jack'ını takıyoruz. Bu jack'ı da taktık. Evet. Şöyle bir kablo, bir ucunda USB girişi var. Bir ucunda da elektrik. Bunu bilgisayarımıza takıyoruz. Bunu da 220'ye takıyoruz arkadaşlar. Evet. Taktığımız an bilgisayar tanıdı zaten. Şimdi turntable'ı, arkadaşlar turntable'da şöyle iki tane şey var. Bir sağa, bir sola. Bir de ortada kapalı. Bunu sağa getiriyoruz. Şu hız ayarını tam ortaya getiriyorum ben. Sonradan kontrol edeceğiz. Bunun USB'sini takıyoruz. Bunu da şurada scanner'ın arka yan tarafında bir soket girişi var. Evet. Şimdi turntable'ımızı da taktık. Evet. Sistemimiz şu an hazır. Hemen bilgisayara geçelim. CR Studio SD kartın, yani şöyle bir flash veriyorlar arkadaşlar. Bu flash'ın içerisinde var. Ama ben bu flash'ın içerisindekini kullandım. Biraz problemlerle karşılaştım. Ondan sonra kendi Krelit'in kendi sitesine gittim. Daha güncel bir yazılım var. O yazılımı indirdim ve o yazılımla başladım. Evet. Şimdi açtık CR Studio'yu. Biz table modu kullanacağız şu an. Table moda geldik. Bakın arkadaşlar şurada connected, kamera connected diyor. Bazen bunlar connect olmuyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Unconnect dedi. Bunu da connect etmek için şuradaki refresh düğmesine basıyorsunuz. Burada kamerayı görmeye çalışıyor ve bağlantı.
Görmüş olduğunuz gibi şu an kamera bağlandı. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak preview diyoruz arkadaşlar. Preview'de nereyi gördüğümüzü gösteriyor. Bakın şöyle şunu bir koyayım ben. İlk olarak bakın aşağıya doğru inecek. Evet. Şu an full hepsini aldı. Arkada farklı objeler varsa kaldırın. Kaldırırsanız daha iyi olur. Hatta arkayı bir farklı güzel bir fon yaparsanız bence daha güzel olur. Neyse. Şimdi gördük. Şu an görüyoruz. Stop diyoruz. Malzemeyi alıyoruz. Ondan sonra Entity diyoruz. Bakın. Şimdi şurada görmüş olduğunuz kırmızı ve mavi var. Taramalarda mavi alanı değil de kırmızı alanı okuyor. O zaman şu yuvarlığa kırmızı yapmamız lazım. Onu da nasıl yapacağız? Şöyle birazcık daha geri çekelim. Biraz kafayı şöyle oynatalım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz kırmızı var ya arkadaşlar. Bu kırmızı da ışığı belli ediyor. Biz ışığı biraz daha kısacağız. Kıstık. Bakın gördünüz mü? Yan taraflar şu mavi olan kısımları görmüyor. Bu kırmızı olan kısımları okuyor. Mavi olan kısımları okumuyor. Bu şekilde şu an bizim bu tablamızı kırmızı yaptık. Şu an kırmızı olarak görüyor. Evet. Şu an işimiz okey. Bunu da stop diyoruz. Bardağa koyuyorum. Start dedim. Şu an bardağı tamamen görebiliyor. Şu an bitti. Hemen şöyle çevireyim ben. Böyle duracak mı? Durdu. Bir daha tarattırıyorum. Tam içini rahat görsün diye yapıyorum bunu. Evet, boyutsal olarak görsün diye bir de şöyle yan çeviriyorum. Tekrardan bir tarama yapıyorum. Evet, durdu. İşliyor. İşledi. Bir de şöyle taratalım. Tekrardan start'a bastım. Evet. Bu da durdu. Evet, şimdi bakın 1, 2, 3, 4 tane taradık. Şimdi proses diyoruz. Bu taradığımız 4 objeyi de inceliyor. Evet, bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi proses dediğimiz zaman otomatik olarak bunu ortalıyor. Bir bakalım düzgün mü? Evet, düzgün. Elle uğraşmamıza gerek yok. Tertemiz, düzgün bir şekilde oturmuş görünüyor. Next diyoruz. Şurada Simplify ben açtım ama aslında kapatsak da bir problemi yok. Siz açmayın isterseniz. Çünkü Simplify açtığınız zaman çok uzun zaman alıyor. Şu an biraz daha yavaş. Bunun da nedeni 4 tane farklı objeyi birleştirmeye çalışıyor. Eşitleyip birleştirecek. Evet, hemen hemen neredeyse müthiş bir şekilde bardağı çıkarttı. Bakın ne kadar fazla tararsak o kadar daha iyi. Evet, exit diyelim bir. Şimdi şöyle tekstür olmadan bir bakalım bardağımıza. Evet. Şimdi şurada bir fazlalık var. Bakın görüyorsunuz. Şurada bir fazlalık var. Hiç de hoş olmayan bir fazlalık. Bunu nasıl yapacağız? Şuradan arkadaşlar. Şunlardan herhangi birini seçiyoruz. Kontrole basıyoruz. Bakın bunu sildik. Edit moda geliyoruz. Pardon. Şu edit moda geldiğimiz zaman bakın görmüş olduğunuz gibi bunu sildik. Daha başka sileceğimiz ne var? Şurayı biraz
Bakın bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şuradan Apply All diyoruz. 4 tane buldu. Tangent diyoruz. Preview. Bakın burayı kapattı. Ama yine ufaktan bir orada pislik bıraktı. Evet, içerisi de çok iyi değil ama onu da yine arkadaşlar başka programlarda yapacağız bunu. Nasıl yapacağız? Hemen bunu kaydediyoruz. File. Export diyoruz. Hemen C'de, Workspace'de, şurada bir de ne diyoruz? Bardak 1.obj. Bu obj'yi koymanız gerekiyor. Tabi isterseniz STL formatında da kaydedebiliyorsunuz. Obj diye kaydediyorum. Veya isterseniz STL olarak kaydedelim de hemen görelim. Bardak.stl. Evet, kaydettik. Hemen gelelim bakalım. Birlikte aç. Simplify'da açalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen STL'ye geçti. Tabii bunun bazı problemleri var. Nedir problemler? İşte tabanı problem, şurası problem, burası problem. Bunları da yine daha farklı programlarda temizleyip düzeltebilirsiniz. Örnek olarak hemen bir tane Blender açıp Blender'da bunları temizleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hani anlattım belli bir ölçüde. Çok fazla detaya girmek istemedim. İlk etapta nasıl yapıldığını, nasıl çalıştığını, ürünün nasıl bir obje çıkarttığını görmeniz açısından kısa bir video hazırladım. Daha sonradan tabii eğer isterseniz farklı farklı bunları nasıl düzeltilebilir, içindekiler nasıl temizlenebilir gibi böyle videolar yapabilirim. Hatta şöyle yapacağım bir sonraki videomda. Creality'nin bu tarayıcısı, bir de kendi yaptığımız bir tarayıcı artı sadece fotoğraflarla tarama işlemi yapan bir programı göstereceğiz. Bunların üçünü karşılaştıracağız. Bakalım hangisi güzel çıkacak, onu göreceğiz. Ama şimdilik bu videomuz sadece bu ürünün tanıtımıydı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.